Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gönüldaşlarım, nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Allah azze ve celle iyilik, güzellik ihsan eylesin. Allah azze ve celle yar ve yardımcımız olsun. Allah azze ve celle değer üreten kullardan bizleri nasip etsin diyelim. Değer üreten kullar. Bu çok önemli bir şey değerli gönüldaşlarım. Değer üretmek her insana mahsus bir şeydir. Ama kimisi üretir, kimisi üretemez. Ayrı bir konu tabii ki. Gönüldaşlarım, hayatın her alanında iyilikler var, güzellikler var, kötülükler var, yanlışlıklar var, çirkinlikler var. Bu kesin. Ancak şunu unutmamak lazım. Her siyasi bir gün gider. Her siyaset bir gün biter. Her devlet bir gün başlar, bir gün biter. Roma İmparatorluğu 2000 yıl bitti. 2000 yıl sonra bitti işte. Osmanlı 600 sene sürdü, bitti. Yani Endülüs, Endülüs Emevi Devleti 800 yıl takrib olarak sürdü, bitti. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım, her işin bir başlangıcı bir de sonu var. Başlangıç ve son dediğiniz şey hayatın her alanında var. Bugün mesela bugün şu anda şu saatte sizlerle birlikte video çekiyoruz. Az sonra bitecek. Bunun gibi değerli gönüldaşlarım. Onun için hayatı iyi okumak lazım. Hayatı iyi anlamak lazım diyorum. Ben hayatımdan lezzet almaya çalışan bir adamım. Hayatımdan ee, zevk almaya çalışan bir adamım. Hayatımda değer üretmeye çalışan bir adamım. Ve bunun karşılığında da bir değer bekleyen bir adamım. Ben böyle biriyim. Şimdi bunu niye anlatıyorum size? Şundan dolayı herkes değerli arkadaşlarım hayatında değerli olmak ister. Bu böyledir yani. Bugün gidin sokakları süpüren o oraları e, temizliğiyle uğraşan temizlikçi kardeşim de bir değer görmek ister. Bugün bu ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız da bir e, değer görmek ister. Bu böyledir. Yani en alttan en üste kadar misal veriyorum. Bugün e, gidin caminin lavabolarını temizleyen bir insan da değer görmek ister. Bugün işte gidin e, Diyanet İşleri Başkanımız da ne yapmak ister? Bir değer görmek ister. Bugün işte siyaset olarak bakın e, siyasetin en altında ne vardır işte mahallelerde çalışmak gönüllü falan vardır. En üstteki insan işte partinin genel başkanı falandır yani. Genel başkanlar da ne yapmak ister? Değer görmek ister. Teveccüh edilmesini ister. İşte ben size bugün burada bunu anlatacağım. Bir insan e, nasıl değerli olur ve nasıl teveccüh edilir o insana? nasıl teveccüh edilir? Şimdi değerli gönüldaşlarım, herkesin kendi yaptığı bir işi vardır. Mesela ben hatiplik yapıyorum şu anda size. Efendim bir başkası imamlık yapar, bir başkası işte yoğurtçuluk yapar, bir başkası işte e, borsacılık yapar, bir başkası işte zanaatkardır, işte e, a, anahtarcıdır, ne bileyim işte mouse'cudur, ne bileyim işte gözlükçüdür vesairedir. Herkes yaptığı işi vardır. İşte ev hanımıdır. Mesela dünyanın en değerli zanaatkarı kim diye sorarsanız, annedir derim ben. Çünkü bir insanı yetiştiriyor. Dikkat edin bakın. Bir insanı yetiştirmek kolay bir şey mi? Bir insanı yetiştirmek, bir toplumu yetiştirmektir. Bir toplumu yetiştirmek, komple bir dünyayı yetiştirmektir değerli gönüldaşlarım. Hani meşhur bir söz var ya, bir e, mıh, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan bütün orduyu yok edebilir. Bu böyledir. Bir küçücük neyle başladık? Çiviyle başladık. Türkçe deyimle konuşayım. Heh. Onun için değerli gönüldaşlarım. Gelin hep birlikte değer üretenlerden olalım. Değerli olalım. Ya bugün e, bir kadın kocasının gözünde değerli olmak ister. Bu böyledir. Kendisinden başkasına bakılmamasını, kendisinin sözünün dinlenmesini, kendisinin iyi hissettirilmesini, kendisinin ee, o o ailede en güzel olmasını ister. Bu böyledir. Bir erkek karısından iltifat görmek ister. Bu böyledir. Geçenlerde değerli gönlülerim bir film izliyorum, Amerikan filmi. E, adam e, kadını terk ediyor, İşte terk edip gidiyor. Kadın ona çok içerliyor ve diyor gidip diyor ki senin diyor şu an diyor birlikte olduğun kişi benden daha güzel değil benden daha zayıf değil, benden daha dahalar olmayan bir kadın. Neden diyor onu tercih ediyorsun da beni bırakıyorsun diyor. Kadın böyle söylüyor. Türk kadın öyle değildir. Nedir? Gidiyorsa cehennemin dibine kadar yolu vardır der. Böyledir ha. Cehennemin dibine kadar yolum var. Hadi lan. Hadi güle güle. Elimi sallasam ellisi sen kimsin lan der. Türk kadını böyledir. Yani biraz da tabii yaratılışla alakalı bir şey. Yani e, biz ülke olarak böyleyiz erkeği de aynı kadını da aynı maalesef. Velhasıl orada adam güzel bir şey söylüyor diyor ki: "Evet senden daha çirkin, senden daha şişman, senden daha e, az okumuş ama beni diyor böyle azarlamıyor. Beni aptalmışım gibi bana muamele etmiyor diyor. Bana iyi davranıyor diyor." Onun için diyor ben onu tercih edip senin artıların olmana rağmen ben onu tercih ediyorum ve onunla hayatımı devam ettirmek istiyorum diyor. Şimdi buradan bir şey anlıyoruz değerli gönüldaşlarım biz. Ne demek? Bir insan maddi ve manevi bakın bedeni ve ahlaki şartlar ne olursa olsun işin güzel tarafına bakmak zorundadır. Ben size bunu şöyle söyleyeyim. Olumlu düşünmenin gücüdür bu değerli gönüldaşlarım şimdi. Olumlu düşünmenin gücü nedir? Bakın özellikle söylüyorum. Olumlu düşünmenin gücü şudur. İnsanı hiçbir zaman kötü bir şeye yapmaya itmez olumlu düşünce. Hiçbir zaman insanı yeis haline sokmaz olumlu düşünce. Hiçbir zaman insanı kötü bir şeye götürmez olumlu düşünce. Onun için de olumlu düşünmek için de ne yapmamız gerekli? Değer üretmek olumlu düşünmek ve güzel bir hayatımız olması içinse ne yapmamız lazım değerli gönüldaşlarım? En önemli yer burası. Mihenk taşı tabiri caizse bu. Ne yapmamız lazım? Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız lazım. Çünkü yerlerdeki ve göklerdeki her şeyi bilen odur. İnne Allah'a gaybessemâvâti vel ard diye devam eden bir sürü ayeti kelimeler var. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım her şeye olumlu bakabilmek için ise ne dedik? Allah Azze ve yani yüce yaradanımıza sığınmamız lazım. Peki bunu nasıl başaracağız? Nasıl sığınacağız? Allah'ım ben sana sığındım. Öyle demekle sığınılmıyor maalesef. Veya ya tamam ya iş olacağına var dersen o da olmuyor. Değerli gönüldaşlarım. Ne yapmak gerekiyor? Birinci meselede Allah'tan yardım istemek gerekiyor. Her konuda, her vakitte ve her şey için. Mesela değerli gönüldaşlarım, telefon alacaksınız, Allah'ın yardımı isteyin. Deyin ki Allah'ım ben güzel bir telefon almak istiyorum, ihtiyacım var. Ben, bana bu telefon almamda bana yardım et deyin. Mesela bir yere gideceksiniz değil mi? Arabanıza bindiniz bir yere gideceksiniz. Çalıştırırken Allah'ım ben filanca yere gitmek istiyorum bana yardım et deyin. Veya işte ayakkabınızı giyeceksiniz. Allah'ım ben filanca yere gitmek için ayakkabımı giyiniyorum. Bana yardım et Allah'ım ben filanca kişiyle evlenmek istiyorum. Bana yardım et deyin. Anlatabilir miyim değerli gönüldaşlarım? Bu da nedir biliyor musunuz? Bu bir güzel temennidir. Olumlu düşünmedir. Bunu ben şöyle görüyorum. Doğru yoldan ayrılmadığınız müddetçe Allah yar ve yardımcınız olsun diye benim bir sözüm var, bir duam var. Bunu ben böyle sevdiğim insanlara ederim. Benden dua etmek, dua isteyen insanlara da bunu ortaya koyarım. Heh, ne yapılması gerekiyormuş? Allah'ın yardımı istenmesi gerekiyormuş. Peki bunu nasıl isteyeceğiz? Bir, niyetle isteyeceğiz. Demin verdiğim misallerin tamamı niyetti. İkinci neydi? Kavli dua ve fiili dua kavli ve fiili dua dediğimiz şey bir şeyi yapmak, bizatihi yapmak ve onunla birlikte duasını ortaya koymaktır. Değerli gönüldaşlarım, duasını ortaya koymaktır. Ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Her gün bir tane Yasin suresi okuyacağız. Estağfirullah. Yasin vel Kur'an'ın hakim inne kelemine ale ala sıradın müstakim tenzilel rahim diye devam eden o sureyi okuyacağız ve olumlu düşünmeye başlayacağız. Olumlu düşündüğümüz zaman her şey daha güzel olacak. Daha ılımlı olacak, daha olumlu olacak, daha insanı az yoran bir hayat olacak. Bunu size bir temenni olarak ortaya koyuyorum. Evet. Bu bir temennidir. Gelin hep birlikte kendi hayatımıza güzelliği, değeri ortaya koyanlardan olalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.